Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi üçüncü dersimizdeyiz. Dersi seri anlattığımın farkındayım. Biraz zamanı verimli kullanmamız gereken bir dönemdeyiz arkadaşlar. Onu fark etmişsinizdir. Aynı zamanda dersleri de kısa da tutuyorum ki sizin konsantrasyonunuza destek olsun diye. Yani zaten yoğun bilgiler hem kitaptan takip edecek hem de not alacaksınız. Böyle kısa kısa 15 dakikalık 20 dakikalık derslerin veriminizi artıracağını düşünüyorum. Şimdi 1840 ile başlayalım. 1840. 1840'da Osmanlı Devleti ilk senyoraş hakkını kullanıyor arkadaşlar. Kayme-i mutebere, mutebere-i nakdiye. Şimdi kayme-i mutebere, kayme-i mutebere-i nakdiye şey demek aslında. Para yerine geçen kağıt demek, öyle değil mi? Nakit yerine geçen kağıt. Kayme, hani burada ikame mallar denirse işte oradaki kayme. Hatta kısaca kayme dermiş. Osmanlı halkı kayın olarak da telaffuz ederlermiş. Onu da söyleyeyim size. Kayme-i mutebere 160 bin altın karşılığı basılan bir hazine bonosu aslında. Bir borç senedi. 1840'da basılıp, aslında basılmıyor. Önce elle yazılıyor. Bakılıyor ki sonradan çok fazla taklit ediliyor. 1842 itibariyle matbaada basılmaya başlıyor. Ve arkadaşlar nihayetinde devletin bir kağıt parası olarak piyasaya çıkıyor. 1847'de Bankı Dersaadet kurulacak. Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk bankası. Bankı Dersaadet, Dersaadet İstanbul'un isimlerinden biri. Saadet kapısı anlamına geliyor. İstanbul Bankası yani. Bankı Dersaadet iki Galata Bankeri'ne kurdurulacak. Devlet tarafından kurdurulacak. Şimdi o zamanlar ülkelerin merkez bankaları yok. Çoğu ülkenin yok aslına bakarsanız. Bu merkez bankaları önce böylesi bankalar olarak kurulmaya başlamış. Ne demek istiyorum böylesi derken, Dersaadet Bankası Osmanlı'nın devletin borçlanmasına hani yabancı finansörlerle aracılık etmek üzere kurulmuş bir banka. Yani devletin Avrupa'dan, Avrupalı finansörlerden borçlanması için aracılık yapacak. Çünkü bu Galata bankerleri Avrupa'da filan itibarı yüksek insanlar. Galata bankerleri İstanbul'un fethinden önce de Bizans döneminde de İstanbul'da bu bankerlik işlerini yerine getiren, bu para işlerini yapan, bunlara bakan insanlarmış. Fakat fetihten sonra 1453'ten sonra İstanbul'u terk etmişler. Sonra Fatih Sultan Mehmet bir bakıyor ki yani Osmanlı'nın böyle Akdeniz havzasında ticaretinin artmasıyla birlikte bu para ilişkilerini düzenleyen, değil mi? Hani dış ticareti düzenleyecek uzmanlara ihtiyaç var derken Galata bankerleri geri çağrılıyorlar. O sırada İspanya'dan, Portekiz'den, ülkelerinden kovulan Yahudiler de Osmanlı'ya geliyor ve derken arkadaşlar Galata bankerleri ve şu ülkemize gelen Yahudiler bu bankerlik işlerini yerine getiren uzmanlar haline geliyorlar. Bunlar vakıflaşıyorlar, biliyorsunuz Osmanlı ülkesinde vakıflaşmaya izin veriliyor. Hani bu vakıf arazilerinden devlet vergi almaz, mülk arazilerdir onlar. O yüzdendir ki birçok azınlık grubunun vakıfların toprak sahibi olduğunu biliriz biz Osmanlı ülkesinde. İşte o vakıflardan birkaçını da bu Galata bankerleri kurmuş. O vakıflar bünyesinde çeşitli okullar kurmuşlar. O okullarda kendi çocuklarını eğitmişler. Yani bu bankerlik işi nesilden nesile de devam edecek, böyle düşünün. Neyse, işte bu iki Galata bankeri tarafından kurulan Dersaadet Bankası ülkenin hem dış ticaretini hem de parasal ilişkilerini, kayme-i muteberin değerini, istikrarını korumakla sorumlu tutulacak. Bankı Dersaadet'e yani devletin vergi gelirlerinden bir pay verilecek, bankanın yöneticilerine böyle yüksek primler ödenecek filan, devlet destekli bir banka bu, böyle düşünün. O sıralarda dış ticarette poliçe yöntemi kullanıyor arkadaşlar. İşte bu bankanın poliçeleri, Dersaadet Bankası'nın poliçeleri Avrupa ülkelerinde filan kabul görüyor. Dediğim gibi itibar yüksek insan. Fakat Bankı Dersaadet 1852'de kapanacak. Neden 1852'de kapanacak? Çünkü Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemeyecek. Kapanmak zorunda kalacak. Derken 1856'da Banko Osmani'yi kuracak bir İngiliz sermayedar. Banko Osmani. Bu Banko Osmani de aynı Bankı Dersaadet gibi yani Osmanlı'nın borçlanmasında Avrupalı finansörlerle aracılık etmek üzere kurulmuş olan bir banka. Banko Osmani sonra 1863 itibarıyla bir Fransız ortakla, Fransız sermayedarla birleşip şuna dönüşecek. Yani yeniden yapılandırılacak, böyle söyleyeyim. Banko Osmani şahane, şahane, büyük, âli, yüce Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası ismini 1924'te alacak arkadaşlar, Cumhuriyet'ten sonra. 1924'te Ottoman Bank diyor buna yabancılar, Ottoman Bank. Osmanlı Bankası adını aldıktan sonra
1924'ten 30'a kadar, 1930'a kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruluncaya kadar ülkenin merkez bankacılığı işlemini yerine getirecek. Şimdi 1863'te böyle, 1875'te devletin hazinedarı konumuna gelecek. Bu arada ne olduydu? 1847 ile 1852 arasında 1850 Kırım Savaşı'ndan sonra 54'te ilk borçlanmasını, ilk dış borçlanmasını gerçekleştirdiydi Osmanlı ülkesi, biliyorsunuz. Artık dışa bağımlı ve borçlu bir devlet. Efendim 1856'da ne olmuştu? İşte ıslahat fermanı ile yabancılara yatırım yapma hakkı tanındıydı, öyle değil mi? Sonra 1867'de şuralarda bir yerde toprak satın alma hakkı da tanındı yabancılara, onları da biliyorsunuz. Bu 1856'da dünyanın en büyük deniz filolarına sahip olan İngiltere, Osmanlı'da demir yolu döşemeye de kalktıydı. 1856'da döşenen ilk demir yolu, hatta onu şöyle parantezle şuraya şöyle yazayım. İzmir-Aydın değil mi? İzmir-Aydın arasındaki demir yolu hattıdır. İzmir-Aydın diye yanlış yazıyorum arkadaşlar. Aydın kasaba hattı böyle. Şimdi bu demir yolu hattı böyle yaklaşık 40 kilometrelik bir demir yolu hattı, zamanla ilerleyecek, zamanla çok daha böyle uzun, büyük kilometrelere falan ulaşacak. Derken arkadaşlar bu 1856'daki Banko Osmani, sonra işte Fesolup Banko Osmani Şahane'ye dönüşecek. 1875'te devletin hazinedarlığı görevini görecek. Bu arada şey var, 1877-78, buna 93 harbi diyoruz, biliyorsunuz değil mi? Osmanlı-Rus harbi. Osmanlı-Rus harbine niye 93 harbi deniyor? Rumi takvimde bu 1293'e denk geliyordu, o yüzden Rumi takvim 1840 itibarıyla Osmanlı'da kullanılmaya başlanan takvim. 1293. Hani Rumi takvim Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç olarak alır ya, aslında biz 1877'den 622'yi değil de, hani o göç hicretin tarihi 622'dir ya, 622'yi değil de birkaç teknik hesaplama nedeniyle 584 çıkararak buluyoruz. Demek istiyorum ki 1877'den 584'ü çıkardığınızda siz Rumi denkliğini buluyorsunuz. O yüzden buna 93 harbi deniyor. Bu 93 harbinde Galata bankerleri şey yapmışlar, yani bütün servetlerini seferber etmişler Osmanlı'ya. Çünkü niye? Eğer İstanbul'u Ruslar işgal ederse, İstanbul'daki bütün ilişkilerinden, yani bütün o, yani bütün o bankerlik işlerinden vazgeçmek zorunda kalırlar Galata bankerleri diye. O yüzdendir ki bu Osmanlı-Rus harbinde Osmanlı devletine bütün servetlerini seferber etmişler. Osmanlı onlara vergi geliri sağlayacak bu anlaşmayla birlikte. Dolayısıyla 1879'da Rüsum-u Sitte idaresi kurulacak arkadaşlar. Rüsum-u Sitte. Sitte altı demek, yine şeyde Arapçada biliyorsunuz. Altı vergi. Bu da resmin çoğulu. Altı vergi. Nedir bu altı vergi? Altı ürünün vergisi, vergi gelirleri Galata bankerlerine aktarılacak. 1877-78'de Galata bankerlerinden alınan, sağlanan kredilerin karşılığı Rüsum-u Sitte idaresi Galata bankerlerine sağlanacak vergi gelirlerinin hangi vergi kalemlerinden oluştuğunu saptayacak ve bunu denetleyecek. Bunları sıralayayım ben size. Umarım hatırlayabilirim. Ne var burada? Damga var, damga. Alkollü içki var, alkollü içki. Balık avı, balık avı malzemeleri ya da ürünleri. Başka ne var? Tütün, pamuk ve ipek. Vay be, bravo bana. İşte altı, işte bu altı vergi kaleminin Galata bankerlerine aktarılmasını ya da işte o vergi gelirlerinin Galata bankerlerinin şeylerine, servetlerine katılmasını düzenleyecek olan Rüsum-u Sitte idaresi hop 1881'de kapatılacak. 1881'de çünkü Duyun-u Umumiye kurulacak arkadaşlar. Çünkü yani bu devletin vergi gelirlerinin tek alacaktı Galata bankerleriymiş gibi Galata bankerlerine aktarılmasına İngiliz ve Fransız tüccarlar, sermayedarlar, kreditörler karşı çıkacaklar. 1881'de Duyun-u Umumiye ile birlikte Rüsum-u Sitte İdaresi, Duyun-u Umumiye İdaresi'nin bünyesine katılacak. Böyle düşünün. Duyun-u Umumiye, Osmanlı'dan alacaklı olan özellikle İngiliz ve Fransız temsilcilerin yöneteceği bir idare. Genel Borçlar İdaresi, böyle Türkçeleştirebiliriz. Duyun-u Umumiye İdaresi, devletin, yani Osmanlı'nın vergi gelirlerine, nedir o vergi gelirleri, ne üretiyoruz biz? Tütün, tuz, pamuk, işte haşhaş,
bu gibi malların vergi gelirlerine doğrudan el koyup onları alacaklılara doğrudan aktaran bir idare olacak. Duyun Umumi İdaresi en büyük borçlar İngiliz ve Fransızlar olduğu içindir ki yönetiminde en çok onların söz sahibi olduğu bir idare olacak arkadaşlar. Hatta yönetim kurulu böyle 7 kişiden oluşuyormuş. O bir tanesi Osmanlı, Osmanlı temsilcisi var. Ondan sonra İngiliz, Fransız, Hollandalı, Alman ve Avusturyalı. Yedincisi kim? Şöyle... O dönem başkan kimse, mesela İngiliz bir başkan var. O yüzden o zaman o başkanın iki temsilcisi olurmuş. Pekala, az önce saydıklarımı siz tekrar geriye alır dinlersiniz. İşte bu yönetim kurulunda 7 temsilciden oluşan yönetim kurulunda Duyun Umumi İdaresi'nde devletin vergi gelirlerine doğrudan el koyan ve onu alacaklara aktaran bir sistemin yönetimi gerçekleşecek. Duyun Umumi ticari şirketlere de ortak olmuş. Ticarete de girmiş yani. 1889'da ya da galiba 1884 gibi, 1881 sonrası diyeyim, kitabınıza yazıyor arkadaşlar. Reji idaresi kurulacak mesela, reji idaresi. Reji idaresi, şu reji bakmayın siz reji, hani böyle Türkçeleştirdiğimizde şöyle bir ifade. Reji idaresi, idare geçince arkası böyle bir devlet kurumu falan gibi geliyorsa da yok öyle değil. 1881'den hemen sonra bir Avusturyalı ve bir Viyana ve bir Berlinli bir finansörle birlikte ortaklaşa kurulan bir şirket. Yani tütün tekeli bu arkadaşlar, tütün tekeli. Ülkedeki, Osmanlı ülkesindeki tütünün alımı, işlenmesi, satımı, dağıtımı, ihracatı gibi bütün işlemlerin tek bir şirketin tekeline bırakıldığı bir zamandan bahsediyoruz. İşte o tütün tekeli. Gelirleri Duyun Umumi'ye bu şirket ve Osmanlı yönetimi arasında paylaştırılacak, tamam mı? Yani Duyun Umumi'ye böyle ticari ortaklıklarla kendisine kar olanakları da sağlıyor, yaratıyor. Reji idaresi ne 30 yıl boyunca tütün denetimini, tütünün üreticiden alınması, üretim miktarının kararlaştırılması, ürünün, tütünün alış fiyatının belirlenmesi, işte satış fiyatının belirlenmesi gibi yetkiler verilmiş. O yüzden reji idaresi çiftçiden tütünü çok ucuza alıp yüksek fiyatlardan içeride ve dışarıda satan bir şirkete dönüşmüş. Hatta yani bu tütün kaçakçılığına neden olduğu için, tütün kaçakçılığına azmettirdiği için üreticileri kolcu teşkilatı adıyla bir teşkilat, bir örgüt de kurmuş. Yani tütünü üreticiden ucuza alıyor ve kendisi pahalıya satıyor, bildiğiniz tekel gücünü kullanıyor ya. İşte içeride o tütün kaçakçılarının daha makul fiyatlardan tütününü satan üreticilerin kolcu teşkilatı tarafından zaman zaman öldürüldüğüne bile rastlayacağız devamında. Yani demek istiyorum ki on binlerce insanın öldürülmesine neden olmuştur bu kolcu teşkilatı. Hani kolcular gelince Halil'im nerelere kaçalım diye der ya Türkiye'de, işte o kolcular o kolculardır. 1924'te kaldırılacak arkadaşlar reji idaresi. 1924'te hem Duyun Umumi'ye, Duyun Umumi'ye 1923 Lozan Anlaşması'nda Duyun Umumi'nin devletin vergi gelirlerini toplama yetkisi kaldırılacak. O Lozan'da onu tekrarlarım size, merak etmeyin. Fakat reji idaresinin kaldırılması 1924. Ondan sonra işte bu tütün tekeli olarak Türkiye Cumhuriyeti tekel işletmesini kuracak. O zamanı gelince onu da anlatırım size. Şimdi unutmayın arkadaşlar, bu Duyun Umumi ile birlikte hakikaten devletin ikinci bir Maliye Bakanlığı gibi işlev görecek Duyun Umumi. Tamamen yani devletin mali sistemi tamamen artık yabancıların, Avrupalıların elinde, Avrupa sermayesinin elinde, unutmayın. Bu arada ne olmuştu? 1876'da şurada bak. 1876'da Kanuni Esasiye, hatırladınız değil mi? Kanuni Esasiye, ilk anayasa, birinci meşrutiyetin ilanıyla kabul edildiydi. Sonra Rus Harbi sonrası 78'de feshedilecek. Sonra devamında şuralarda bir yerde 1889'da İttihat Terakki Cemiyeti kurulacak. İttihat Terakki Cemiyeti, İttihat ve Terakki Cemiyeti pek tabii ki de bu askıya alınan anayasanın tekrar kabulünü isteyecek, bunu ısrarla talep edecek. Yani bu İngiltere ve Rusya'nın anlaşarak Balkanlar'da böyle söz sahibi olma, söz hakkı edinmek için birleşmeleri, Batı'nın baskısı, İttihat Terakki'nin baskısı filan, bütün bu süreç içinde 2. Abdülhamit yeniden 1908'de 2. Meşrutiyeti ilan edecek. Ve 1908'den sonra arkadaşlar 1913 ve 18 yılları
arasında Bağ-Vali baskını var. 1913'te İttihat Terakki'nin bir darbesi bu. İttihat Terakki, şöyle kısa yazayım, İttihat Terakki dönemi başlayacak. Darbeyle yönetimi ele geçiren İttihat Terakki'ciler böyle milli iktisat anlayışıyla yeni bir iktisat politikası izleyecekler. Bütün meselenin şu olduğunu anladınız değil mi? Aslında 19. yüzyılda yani merkezi hükümetin, merkezi devletin yetkisini, gücünü arttırmak için çeşitli şeyler, reformlar yapılsa da. Yani işte Rüsum-ı Sitte İdaresi'nden önce, hani şuraya yazdık ya, 7 vahit tekel rejiminden tutun da Tanzimat ve sonrasındaki uygulamalara kadar. Fakat ekonominin dışa açılmasıyla ve Avrupalı ticaret ve sanayi sermayesinin ülkenin mali sistemine etkili olmasıyla birlikte Osmanlı'nın çöküşü kaçınılmaz olarak gerçekleşecek. Devamdan olacak arkadaşlar. Bu arada zaten Birinci Dünya Savaşı'dan Osmanlı büyük bir hezimetle çıkacak. Büyük bir yenilgiyle. Derken Anadolu'da güçlenen milli mücadele, milli müdafaa hareketi İstanbul'a gelecek. Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere işgal etmişti biliyorsunuz İstanbul'u. Derken Anadolu hareketi İstanbul'a gelecek ve milli mücadele başarılı olacak. Derken 1920'de meclisi kuracağız. Meselemiz bu. Şimdi şurada Der Saadet Bankası'ndan bahsettim ya size. Nerede? 1847 Der Saadet'i. Der Saadet hani İstanbul'un isimlerinden biri dedim. Der Saadet, Der Saadet'te ezan sesleri. Sonradan Der Saadet'te sabah ezanları diye çevirdi, bastılar onu. Atilla İlhan'ın bir tarihi romanı vardır mesela. O mütareke dönemini anlatır. Yani 1918-20 arasındaki mütareke dönemi nedir o? Hani böyle İngiltere'nin İstanbul'u işgal ettiği dönemi anlatır. Yani arkadaşlar orada her şey vardır hakikaten. Yani Almanlarla ticari işbirliği halinde olan, ticaret yapan 2. Abdülhamit, efendime söyleyeyim, hani böyle İttihat Terakki'nin faaliyetlerinde İngiliz gizli servisiyle İtalyan masonlarının, localarının etkili olduğunu ileri süren bir karakter vardır. Efendim hani böyle açlık yoksulluk sınırındaki insanların fırınlara saldırdığını, oradaki etnik dini grupların yani nasıl ekonomik hayata yön verdiğini, işte işçilerin örgütlendiğini her şeyi anlatır Atilla İlhan Der Saadet'te Sabah Ezanları romanında. Zaman zaman o dönemlerde çıkan gazetelerin şeylerine, yazılarına, haberlerine de rastlarız. Tarihi belgeler de vardır. Arada o romanını okursanız da şahane olur. En azından zaman zaman okursanız demek istiyorum. Yani arkadaşlarım, aslında şu dönem birçok Türk edebiyatında da birçok şeye konu olmuştur. Biz burada Osmanlı ekonomisini hani arka planındaki siyasi gelişmelerle çok daha uzun uzun anlatabiliriz. Doğru, ama sizin işinize yarayan kısmı bu. Size artık edebiyattaki yansımalarından bile bahsettim. Ne yapabilirim? Çok iyi bir şekilde notunuzu alacağınıza ve hepsini içselleştireceğinize söz verin. Kitabınızı bir şekilde edineceksiniz. Unutmayın, nasıl edineceğinize siz karar verin. İçeriği size lazım ve bu ek bilgilerle birlikte. Sonraki dersimiz İttihat Terakki dönemi olacak. İlk sanayi sayımından bahsedeceğiz ve 1920'lere geleceğiz. İzmir'de İktisat Kongresi'ni toplayacağız. Hadi görüşürüz.